Değerli izleyicilerimiz, kıymetli hocamız, beyin sinir ve omurilik cerrahi operatör doktor Fatih Kırar hocam geldi. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Çok sefa iyi görünüyorsun yine evet. maşallah hocam. Bomba gibiyiz Osman'ımızla. Osman'ı kapıp gelmişsin. <laughs> Aynen öyle. Osman bugün ne anlatacak bize? Fıtık nedir? Ee, neden fıtık oluruz? Fıtık evet. ettin beni derler. Fıtık ettin Osman'ı. Evet. evet. Osman niye fıtık olur? Osman niye boyun ağrıları çeker? Osman niye bel ağrıları çeker? Bunları tartıştık konuştukça halkımızın bilgi düzeyi yükseliyor. Bak ben bunu hep görüyorum. Sevgili Seda, onun için teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde, bu program sayesinde gerçekten bilinçli bir şekilde bir halk gelişiyor. Çok bir güzel. bel ve boyun fıtığı. Sadece. Eyvallah. Bel ve boyun fıtığı gerçekten toplumun en ızdıraplı konusu. 55 yaşına gelmiş, yıllarca çalışmış, çocuklarını büyütmüş, okutmuş. Torun torbalak sahibi olmuş. Tam rahat edecek. Tam böyle rahat edecek. Hı. Tam böyle güzel bir de yazlık almış falan böyle. Tamam mı? Tamam ya gideceğim. Hocam diyor bu kahır nereden çıktı diyor. Bu kahır nereden çıktı? Bu dert nereden geldi diyor. Bel ağrısı boyun ağrısı hayatının artık ızdırabı olmuş. Milletimizin çoğu böyle. Neden? Çünkü 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca hünharca kullanmışız. Çok affedersiniz. Osman bizim hayatımızın neresinde bunu fark etmeden ve bize ne kattığını düşünmeden kullanmışız. Yani hayatta sporu ona sporla ona yardımcı olmamışız. Hayatta kötü alışkanlık Vazgeçerek ona yardımcı olmamışız. Sürekli bir anlamda onu kullanarak hayatı sürdürmüşüz. İşte o da hayatın bu sonbaharında yaz yaşamamız gereken sonbaharda bize tatlı bir öpücük veriyor. Evet işte o anda bizim açımızdan bir bunu yaşamamak adına almamız gereken önlemler var. Bel fıtığı bakın bel fıtığı çok önemli bir şey söyleyeceğim aslında bir genetik hastalıktır. Bakın bunu kimse söylememiş. Bel fıtığı bir genetik hastalıktır. Ha biliyor musun hocam bunun altyapısındaki geni bilmiyorum ama tecrüben bana bunu söylüyor. Duygularım bana bunu söylüyor. Binlerce hasta görmüş, binlerce MR değerlendirmiş birisi olarak. Bakıyorsunuz artık 15 yaşında bir hasta görüyorsunuz. Yani bel fıtığı olmuş karşınızda. Yani hasta da diyemiyorum. Bir çocuk 15 yaşında. 18 yaşında, 20 yaşlarda hani hani az önce hep hikaye anlattım. Yani e, emeklilik çağında gelmiş bir fıtık değil, değil. Artık normal günlük 20 yaşında, 25 yaşında, hayatın baharında topluma, kendine, çocuklarına çok şey katacağı dönemde başlamış bu ızdıraplar. Bir genetik altyapısı çok yüksek. Onun için annenizi, babanızı Büyüklerinizi öncelikle sorgulayın. Eğer varsa onlarda, eğer onlar da varsa ki büyük oranda anne tarafından geldiğini düşünüyorum. Yani bütün sirkülasyon bende onu anlatıyor. Bakın ispatım ve delilim yok. Bunların çalışmaları yapılacak. Ama benim tecrübelerim, aile ebeveyn tecrübeleri bana bunu anlatıyor. Ve bu anlamda bir fıtıkla büyük oranda nesiller karşı karşıya kalıyor. Bunun sebebi kollajen yapısının kodlanmasıyla alakalı. Yani... Kolejen dediğimiz vücudun omurgayı ayakta, at. omurga Osman'ın bir kemik yığını. 33 tane kemik üst üste konulmuş, aralarına harç diskler atılmış. Al sana hareket kabiliyeti, 360 derece hareket yap. Bir de içerisine elektrik tesisatı döşenmiş, hadi buyur yoluna demişler. İşte bu harç eğer güçlü değilse, yani kolejen yapınız ve glikoz amin dediğimiz vücudun demir yapısı güçlü değilse, ne oluyor bu sefer? İşte o bağ dokuları, bir anlamda e, zayıflamış omurga kendi kemik yapısı üzerinde hayatına devam etmek etmiş ve nihayetinde zaman içerisinde çok hızlı fıtıklar meydana gelmiş. Çok basit. Yani illa hocam bir ters bir hareket de yapmadım. Fıtık oldum. Nasıl oldu bu iş? Hocam şişman da değilim fıtık oldum. Nasıl oldu bu iş? Hocam ağır bir iş yapmıyorum. Oturuyorum. Ofisteyim akşama kadar. Masa başındayım. Nasıl fıtık oldum? Bakın. Nasıl anlar bir insan bel ya da boyun fıtığı olduğunu nasıl anlar? Evet. Öncelikle size huzursuzluk veren, size ızdıraf veren bir ağrı. Bel ağrısı. İşte burada bel ağrısı yaşadığınız zaman hemen aklınız diyor ki ya değildir. Beyin böyle çalışıyor. Fıtık mı değilimdir canım. Bana mı kaldı fıtık diyoruz beyin olarak. Bel ağrısı ciddiye alacaksınız. Boyun ağrısı ciddiye alacaksınız. Bir bel ağrısı fıtığın belirtisi olabileceği gibi her zaman söyledim çok daha ağır hastalıkların bel artısı, belirtisi de olabilir, emaresi de olabilir ya da boyun ağrısı. Bu aşı, bu açıdan ciddi alacaksınız. Hayatı ciddi almak lazım. Size bir alarm veriyor vücut. Ya yoruldum işte cereyan çarptı sinyal veriyor. Çok önemli. Onları ciddi almak. Hocam yani yolda gidiyordum arabayla bir yazlıklıktan dönüyorduk. Tatilden dönüşler başlamıştır. Tatilden dönüyorduk. Biraz da cama açtık, klimada çarptı. Belim ağrıdı falan. Bunlar suyun son damlaları değil o bir bahane ama altında yatan burada fıtıklaşmalar yani e, siniri rahatsız eden fıtık derecelerinin oluşması meydana geliyor. Bunun bir derecesi var yani biz her fıtığı ciddiye alalım mı bir MR çekiliyor her, artık herkes rahatça MR'lara ulaşabiliyor. Sağlığa ulaşma ülkemizde çok kolay bununla da ben her zaman gurur duyuyorum. <laughs> İnsanlar sağlığa ulaşabilmeli Avrupa'da emin olun MR bile çektiremiyorlar. Yani MR'a 6 ay sonra sıra veriliyor. 1 yıl sonra sıra veriliyor falan. Doğru. Yani zor durumdalar. Ben bunları görüyorum. Ülkemiz o açıdan gayet başarılı. MR çekiliyor, ellerinizde raporlar. Hocam 3 tane fıtık. 5 tane fıtık. Şimdi ne yapacağız? Fıtık mı olduk? Yani torba torba MR'larla doktor doktor geziyoruz. Evet, her fıtık size bir alarm vermeyebilir, bir rahatsızlık vermeyebilir. Ama her fıtık bir gün sizi rahatsız edecektir. Bir şekilde kapınızı çalacaktır. O kesin. Dolayısıyla hangi derecede olursa olsun, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Hangi derecede olursa olsun fıtığınızı bir anlamda tedavi ettirmeniz ve fıtığı kurtulmanız lazım. Birinci ve ikinci dereceler çok avantajlı. Ni, niçin? Çünkü olaylar çok taze, yeni başlanmış. Dolayısıyla basit egzersizlerle, basit fizik tedavi yöntemleriyle, belki basit ağrı kesicilerle vücut onu bir anlamda tedavi ediyor, tamir ediyor. Ancak üçüncü derece ki zaten üçüncü dördüncü dereceye gelmiş fıtıklar sizi rahat bırakmaz. Hemen bel belle birlikte bir kalça ağrısı, bir bacak ağrısı ya da bir boyun fıtığı çekiyorsanız bir kol ağrısı sizi uyandırmış olacaktır. Kolunuza vurduysa, beraberinde uyuşma karıncalanmalarınız, yanmalarınız başladıysa üçüncü derece dördüncü dereceye ulaşmış fıtıklarla karşı karşıyasınızdır ve durum ciddileşmiş durumdadır. Eğer bunu geciktirirseniz, zamana bırakırsanız ve hiçbir şey yapmazsanız ve gerçek bir tedavi, hocam mesela örnek veriyorum, hocam sülük tedavisi yapıyoruz. Yapmayalım mı? Buna karşı mısın? Hayır karşı değilim. Niye karşı olayım? Tarih boyunca yapılmış bunlar. Sülük de yapılmış, akupunkturlarda yapılmış. Evreler. <laughs> e şimdi evreler. sen dört Değil mi? bravo, bravo, dördüncü dereceye gelmiş, patlamış, siniri altına almış, Kapıya parmağınız sıkışmış. <laughs> örnek veriyorum. Evde çocuklar oynuyor, misafir gelmiş, bir bağrış koptu. Koştunuz çocuğun kapısı, parmağı kapıya sıkışmış. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çocuğun başını mı okşuyorsunuz? Geçer yavrum mu diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Parmağı kurtarıyorsunuz. Kapıyı gerekiyorsa kapıyı kırmak gerekiyorsa. Kırıp parmağı kurtarıyorsunuz. Şimdi bu kadar ileri derecede bir fıtık. Hocam gidelim çekelim. Ya bu felç olur adam. Şimdi derecesini bilmiyorsun. Seviyesini bilmiyorsun. Miktarını bilmiyorsun. Hangi sinire ne şekilde şu an stres uyguladığını bilmiyorsun. Çekelim, hep beraber çekelim. Çekmek çözüm olsa zaten herkes oraya, herkes orada tedavi olurdu. Olmuyor işte. Olmuş hastanın ayağı düşmüş bize geliyor. Çeken de bilmiyor bunu. Şimdi bir şey yapıyorsun ama doğru yapma. İnsan vücuduna dokunmak, insan en kutsal varlıktır. Vücudunuza hiçbir kimse dokunamaz. Biz hekimiz bu hakkı bize, ve bize biz bir ne yapmışız? Ee, bir söz vermişiz, hekimlik sözü, ant içmişiz ve bunun ilmini, irfanını okumuşuz boyumuzdan büyük kitaplarla. Ve bu hakkı sizin de onamınızla, sizin de imzalarınızla biz çok özel bir şekilde yapıyoruz bunu. Ama yani herkese sülüğe dokunduruyorsun, buna karşı değilim. Ama zamanı var hepsinin. Birinci derece fıtık, ikinci de bunlar yapılabilir. Ağrılarınız geçer. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama üçüncü derece, hocam yanmalarım var. <laughs> 100 metre bile gidemez hale geldim. Yani evde yemek karıştıramıyorum. 10 dakika tezgahta şöyle durduğum zaman yemek karıştıramaz hale geldim. Bir odadan bir odaya geçemez hale o geldim. O neden öyle oluyor? İyice daralmış artık fıtık. Kanalı iyice hapsetmiş. Boyundan gelen mi o? Boyun da olabilir bel fıtığı da olabilir. Oo. Evet bel fıtığı tezgahta 5 dakika duramazsınız arkadaşlar. Böyle tezgahta çorba karıştıramazsınız. Yerinden kalkmakta zorlanıyorum. Oturuyorum. Bir saat oturuyorum ama ayağa kalkarken bir 10 dakika zor açılıyorum. 10 dakika sonra yavaş yavaş yürümeye başlıyorum. Zaten öyle uzun oturduğunuzda aniden kalkmayın. Bravo. Allah korusun. Uyuşuyor ayak, boşa basıyorsunuz. Bir sürü arkadaşımın başına neler geldi. Evet. Fatih Kırar hocam. Evet. Bel ve boyun fıtığı tedavilerinde başlıca ameliyatsız yöntemler nelerdir? Süper, bravo. Şimdi bunu söylemek istiyorum özellikle. Bel ve fıtığı, boyun fıtığı. Eyvah fıtık oldum diyorlar. Çünkü çaresiz. Niçin? İki sebep var çaresizlik psikolojisini sokan iki sebep var. Birincisi çok bilgi külliliği var. Yani konu komşudan herkes kendi hayatından, etrafında yaşamış birisinden, ondan bundan her hastalığı bel fıtığı, her fıtığı kendi fıtığı zannediyor. Yani her zaman söylüyorum fıtığınız kendinize, herkesin fıtığı kendine. Şu parmak izi nasıl? Aynı, değişiyor. Yani onun tedavisini onu uygulayamazsınız. Bunun hastalığına buna ...elbise biçemezsiniz. Herkesin nasıl ölçüleri farklı farklı... ...fıtıklar da böyle. Dolayısıyla öncelikle bunu bileceksiniz. Yani benim fıtığım ne derecede? Bana özel bir durum bu. Dolayısıyla yandaki komşudan, alttaki kasaptan... ...karşıdaki mobilyacı Ahmet'ten... ...bir bilgi alama hakkına sahip değilsiniz. Evet sizin vücudunuz olabilir ama bu doğru bir yöntem değil. Her zaman söylüyorum işte üniversite çocukları üniversiteye başlayacaklar. Yolları açık olsun, geleceğimiz parlak olsun çocuklar açısından. E şimdi üniversite seçim yaparken, tercih yaparken siz kasaba mı sordunuz bunu? Mobilyacayı mı sordunuz yani örnek veriyorum? Her şeyin bir ilmi irfanı var. Ben bazen utanıyorum. Konu komşudan Ahmet şunu söyledi, Mehmet bunu söyledi. Ya nasıl bunu inanıyorsun? Özellikle bel fıtığı ve bel fıtığında, fıtığında evet ya. ya biz bunu bir, Herkes bir ahkam kesiliyor değil <laughs> mi hocam? Herkes profesör. O kadar yanlış ki Allah korusun. <laughs> i̇kincisi, edin. ikincisi oraya gittim, buraya gittim. Bir, bir sürü tedaviler ki herkes her şeyi tedavi ettiğini iddia ediyor. Bu da yanlış bir iddiadır. Herkes her şeyi tedavi ediyor. İşte sülükçü bütün fıtıklara sülük, akapunkturcu bütün fıtıklara akapunktur. Efendim, bütün fıtıklara hayır böyle bir şey yok. Her tedavinin kendine münhasır yöntemleri, kendine münhasır e, gücü vardır. Dolayısıyla e, bilgi kirliliği, kafa karışıklığı, sonuç alınamayan tedaviler vesaire derken insanların ümitleri, çareleri veriyor Ve çaresizce oturayım, e, dertimle baş başa kalayım diye e, psikolojisi kadar bozulmuş e, insanlar tanıyorum. Artık sokağa çıkmak istemiyor, sürekli uyumak istiyor. Kimseyle sohbet etmek iste vesaire vesaire. Ameliyattan korkuyor. Ameliyattan korkuyor, kaçıyor. Artık ümitsiz ve çaresiz değilsiniz. Bakın teknolojiler gelişiyor. Ameliyatsız tedavi yöntemleri. Artık insanoğlu daha az e, dokunuşla daha etkili yöntemler nelerdir? Mesela. Bunu sorgulamaya başladı. Önce başladım. regresyon diyelim. Bravo. Regresyon tedavisi. Regresyon de. nedir? Bunlardan Hangi hastalara uygundur? Süper. Regresyon tedavi ameliyatla gerçekleştirdiğimiz fıtığın oradan kaybolmasını sağlayan bir tedavi. Tabi ameliyata eşdeğer mi? Hayır böyle bir şey demiyorum. Ameliyatın yeri başka, bunun yeri başka. Ama ameliyatı biraz daha ötelemiş oluyoruz. Hatta ameliyatı biraz daha ameliyat kriterlerini biraz daha küçültmüş oluyoruz. Ve bizler ameliyatta arzu ettiğimiz yani bizim fıtık tedavisi deyince aklımıza ne gelmeli biliyor musunuz? Sinirin kurtulması gelmeli. Hani kapı örneğini unutmayın. Kapıya parmağınız sıkışmış Bakın bu parmak kurtulmalı. Bu şekilde yaşayamaz. Evet tahammül eder. Tahammül eder. Fakat bir müddet sonra parmak zarar görebilir ya da istediğimiz sonucu elde edemez. Dolayısıyla parmağı kurtarmak lazım o kapıdan. Fıtık tedavisi bir kurtarma tedavisidir. Biz bunu evet gerçek ameliyat gerekiyorsa onu söylemem lazım hemen. Gerçek ameliyat gerektiren hasta kimdir? Fıtığı var, üçüncü, dördüncü derece ya da bazen çok küçük olabiliyor ama güç kaybı var. Ayağı düşmüş, ayağını çekemiyor. Bunu siz zaten muayeneyle bile biliyorsunuz. Ayağını oynatamıyor. Bunlar hızlı bir şekilde ameliyat ediyor. Onun haricindekiler regresyon tedavisine son derece uygun. Nedir regresyon? Hemen bir örnek verelim. Bakın mesela kocaman bir fıtığı varmış. Patlamış fıtık. Hocam korkalım mı? Patlamış fıtık. Hocam patladı dediler, acil ameliyat. Bak şunu görüyor musunuz? Kocaman. Patlamış bir Patlamış Patlamış fıtığa regresyon tedavisi yapılır mı hocam? Evet işte yapmışız ve sonuç. Nerede o fıtık? Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz görünür şahsın rütbeyi aklı eserinde. Eserde görünür insanın şahsı. Benim de eserlerim emarlarım. Emar dünyanın en objektif sonucudur. Ağrınız geçti, ağrınız geçmiş olması fıtığın tedavi olduğu anlamına gelmez. Sadece bir ağrıya yönelik yapılacak şeyler bizim açımızdan istenilen sonucu doğurmayabilir. Bakın görüyor musunuz? Kocaman bir fıtık. Patlamış. Patlamış. Hatta acil ameliyat demişler arkadaşa, hastamıza. tedavisini gerçekleştirmişiz. Kaybolmuş ki patlamış. Bu kadar büyük fıtıklarda başarı oranımız daha fazla. İnanılmaz. Sıfır şeyde sağlıkta hocam %100 başarı yoktur. Korkmayın yani. Evet. %100 başarı yoktur. Bazen soruyor hocam garanti mi? Ya biz şey değiliz ki yani bir ee, nasıl garanti verebilirim? Bu bir sağlık. Bunun bir oranı vardır. Başarı ortalarımız %80, %90 ama patlamış fıtıkta bu oran daha yüksek. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Beyin, evet. sinir ve omurilik cerrahı operatör doktor Fatih Kırar hocam alkışlarla. Ediyorum.